öykü çekimlerinin iptal olduğunu duyunca çok üzülecek ya. Parayı başka bir yerden bulamaz mı? Ay saçmalama İlker. Öyküyü tanımıyormuş gibi konuşma. O her şeyi kendi başarmak istiyor. Hazıra konmak ona göre bir şey değil. Çok özür dilerim. Dün sizi sette izledim. Bence harikaydınız. Bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Rica etsem siz çeker misiniz? Üstteki tuşa basıyorsunuz. Hadi çek artık Öykü. Siz sevgili misiniz? Hayır canım, nişanlıyız. Peki, teşekkür ederim fotoğraf için. İçine düşecekti, gördünüz değil mi? Abartma ya. Nasıl abartmayayım ben, görmediniz mi? Böyle şeylere alışsanız iyi olur. Bu işin cilvesi bu derler. Onu çektirmek istemedi ya, kıskandı zaten. Aa, sizin ne işiniz var burada? Biz balayındayız. Balayı için bayağı sakin bir yer tercih etmişsiniz. Ya sorma, sorma. Ya bu arada yönetmeni gördünüz mü? Ne zaman başlıyormuş çekimlere? Ne oluyor? Öykü, çekimleri iptal etmişler ya. Aa! Neden? Yapımcı sizin görüntüleri seyretmiş. Patron bugün buraya geliyor. Bir sorun var galiba. Beni beğenmemiş değil mi? Ay ne olur üzülme ya. Bulunur bir yolu. Aptal Öykü. Sanki oyunculuk kim? Para da vermezler. Şimdi ben nereden bulacağım o kadar parayı? Aşkım, konuştuk biz bu konuyu. Ben yardım etmeye hazırım. Hı? Ayaz, anlamıyor musun beni? Senin paranı istemiyorum. İstemiyorum. Konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok ya. Sen haklıydın. Ben başaramadım. Hayır, çok iyiydin. Hatta yönetmen de çok beğendi. Kesin başka bir sorun var. Sorun benim Ayaz. Yani benim yeteneksizliğim. Kendimi bir halt sandım. Bir anda bulutların üstüne çıktım. Sonra ne oldu? Ya sen kendi işinde çok iyisin. Kimsede olmayan bir yetenek var sende. Yetenek. Çok güzel. Ya peki babama ne olacak? Ben buradan alacağım paraya güvenmiştim. Şimdi ne yapacağım? Duvara tosladım. Aşkım. Sakın. Sakın lütfen. Ya bana para mevzusunu açma. Biliyorum yardım edersin. Hatta bunu seve seve yaparsın. Ama ben bunu tek başıma başarmak istiyorum. Görüyor musun Mehmet? O yetereksiz beyaz gelincik yüzünden Ayaz'ımın kariyeri mahvoldu. Ya abla bir sus ya. Sabahtan beri demediğini bırakmadın. Ay yalan mı? Haksızsam haksızsın de Mehmet. Üçer beşer tırmanacaktı çocuğum benim o şöhret basamaklarını. Ne oldu? O yetereksiz yüzünden tepestaklık oldu canım. Vallahi bu biraz daha konuşursa ben bunun saçını başını yolacağım ha. Yürü Meral ablacığım, arkandayım.
gelen patron herhalde. Hoş geldin. Bana hemen Ayaz'ı çağır. Ayaz'ı bulun hemen. Bence şu Beril Hanım'ı bekleyelim. Bir bakalım sorun neymiş? Ben anlayacağımı anladım. Yani çok iyisiniz, çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi ama bay bay. Hepsi bu. Sen de artık bensiz devam edersin oyunculuk kariyerine. Hani nasılsa seninle ilgili bir şikayetleri yok. Öykü saçmalama ya. Ben senin yüzünden buraya geldim. Sadece seni kıskandığım için. Evet ama sonra havalandın. Yani hoşuna gitti. Ne havalanması ya? Ayaz, ben seni o kızla fotoğraf çekilirken gördüm. Bayağı ağzın kulaklarındaydı. İyi ki başını döndürdü bir anda. Öykü, sen ne diyorsun ya? Ne olmak hoşuna gitti diyorum. Yani baksana daha şimdiden ilgi başladı. Yarın öbür gün artık adına fan sayfaları falan açılır. İmza falan da atırsın. Sonra Ayaz'ı tanıyabilene aşk olsun. Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Öykü bak, diziymiş, miziymiş benim umurumda değil. Anladın mı? Sen olmasan ben burada bir saniye bile durmam. Benim tek derdim sensin. Senin mutlu olmanı istiyorum o kadar. Ayaz Bey. Beril Hanım geldi. Sizi bekliyor. Beni mi? Evet, karavanda şu an. Git. Git tabii ya. Bekletme. Beklemez. Bakalım işin aslı neymiş? Hoş geldin. Otursana. Görüntüleri izledim. Haberim var. Beğenmemişsiniz. Hayır. Seninle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Hatta çok beğendim. Ama Öykü'yü bu projede istemiyorum. O zaman fazla uzatmaya gerek yok. Ben bu işe Öykü için girdim. Yani kısacası Öykü yoksa ben de yokum. Ayaz bak, çok yakışıklısın. Yeteneklisin. Bu işte başarılı olabilirsin. Umurumda değil. Yani benim zaten iyi bir kariyerim var. Öykü senin için ne kadar önemli? Dünya bir yana, Öykü bir yana. Bu zamanda böyle aşklar kaldı mı? Pardon da nereye varmaya çalışıyorsunuz anlamadım. Bak, madem Öykü senin için bu kadar değerli, o zaman sana yeni bir teklif yapıyorum. Öykü'nün paraya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Babasını mı ne tedavi ettirecekmiş? Hatta senin verdiğin parayı da kabul etmiyormuş. Her şeyi de duymuşsunuz bakıyorum. Teklifim şu. Madem Öykü olmadan olmaz diyorsun, o zaman birlikte oynamaya devam edersin. Tek bir şartım var. Bu sözleşmeyi imzalayacaksın. Seninle sadece 4 bölüm değil, daha uzun soluklu çalışmak istiyorum. İyi düşün. Teklifimi kabul edersen Öykü bu projede kalır. Parasını da kazanır. Yok, hayır dersen yapacak bir şey yok. Yollarımız ayrılır. Bunlar içeride ya. Çıksınlar artık. İş görüşüyorlardır herhalde. Başka ne yapacaklar? Tamam işte ya. Bu kadar konuşacak ne var ki? Çıksın da artık evimize gidelim. Ya belki Ayaz'la yeni bir anlaşma yapacaklardır. Onunla yollarına devam edeceklerdir. Ay yok artık canım. Ayaz hayatta kabul eder mi öyle bir şeyi ya? Her şey olur. O olmaz zaten. Birazdan çat çat toparlanır gideriz.
yanlardı. Arkadaşlar dayılarını görelim da. E bu ne böyle şimdi? Oo, basın ordusu geldi anne. Ya iyi de niye yani? Arkadaşlar dayılarını görelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar sizi biraz bekleteceğiz. Daha sonra Beril Hanım açıklama yapacak. Tamam, bekliyoruz. Ne diyorsun? Sevgilin için bir kahramanlık yapacak mısın? Yoksa çekip gidecek misin? Benim de bir şartım var. Bu konuştuklarımızı Öykü'ye söylemeyeceksiniz. Hatta onunla konuşup ondan çok memnun kaldığınızı söyleyeceksiniz. Kolay. Ben yalan söylemeyi iyi beceririm. Hadi o zaman bitirelim şu işi. Gazeteciler neredeyse gelir. Hepsi merakla seni görmek istiyor. Daha benle konuşmadan gazetecileri mi çağırdınız? Seni elimde tutacağımı biliyordum. İçeri. Dur bekle. Çıkarlar şimdi. Beril Hanım, önemli bir açıklama yapacaktınız. Arkadaşlar, size Türkiye'nin yeni starını tanıtmak istiyorum. Kendisiyle uzun soluklu bir anlaşma yaptık. Bu süre zarfında değerli işlere beraber imza atacağımıza eminim. Karşınızda Ayaz Dinçer. Ayaz Bey, mesleğiniz nedir? Ayaz Bey, merhaba. Ayaz Bey, burada bakar mısınız? Ayaz Bey, ayrıntılı söyler misiniz? Ayaz Bey, burada bakar mısınız? Ayaz Bey, buraya bakar mısınız? Ayaz Bey, bizim kameramızda. Ayaz Bey, sözleşmeniz. Sözleşmenize bir tazminat söz konusu herhalde değil mi? Ayaz Bey, kaç senelik bir sözleşme imzaladınız efendim? Ayaz Bey, mesleğiniz nedir? Ayaz Bey, kaç yaşındasınız? Ayaz Bey, ayrıntıları söyler misiniz? Vazgeçerseniz ne kadarlık bir tazminat söz konusu efendim? Öykü! Ayaz Bey, kaç senelik sözleşme imzaladınız? Bence diğer başrol oyuncumuzun da burada olması gerekiyor. Ayrıntılarını anlatacak mısınız? Ayaz Bey, ne söyleyeceksiniz? Öykü Hanım, sizi bekliyoruz. Beni mi? Öykü, hadi. Öykü Hanım, siz de sözleşme imzaladınız mı? Ayaz Bey, lütfen alacağım. Ayaz, neler oluyor? Sen sadece bilmeseydin. Arkadaşlar, bu projede Ayaz Bey'e Öykü Hanım eşlik edecek. Henüz bu ikiliyi hiç kimse tanımıyor. Ama emin olun çok yakında herkes onları konuşacak. Ben hiçbir şey anlamadım. Sen gülümsemeye devam et. Hani sen sevmiyordun bu dizi işlerini? Sevmiyorum zaten. Hani ben kovulmuştum. Hani sen memnun değildin bu kızla? Görüntüleri tekrar izledim. Acele karar vermişim. Demiştim sana. Ayaz Bey, mesleğiniz nedir? Ayaz Bey, kaç yaşındasınız? Ayaz Bey, ayaz Bey, ayaz Bey. Ayaz Bey. Ayaz Bey. Çocuklar çok güzel bir ev bulmuş. Bugünkü sahneler harika olacak. Ters giden bir şey mi var? Öykü. Yapma Allah aşkına. Daha dün konuştuk. Kız okey dedin. Kızda sorun yok. Gayet yetenekli. Üstelik güzeldi. E o zaman senin derdin de gerçekten anlamadım. Derdim Ayaz. Kafanı kaldırmadan oturmuş gazete okuyorsun. Sonra hizmetçi su getirecek. Suyu alıp teşekkür edeceksin. Bu kadar.
Tamam. Hazır. Sen de yerine geç. Çok şanslısın. Neden? Hayat seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Burada olmana Ayaz'a borçlu olduğunu biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Anlamadım. Ayaz sayesinde şu anda burada çalışıp para kazanıyorsun. Yeteneğin sayesinde değil. Ne diyorsunuz siz? Ayaz olmasa seni çoktan kovmuştum. Ayaz'ı elimde tutmak için sana katlanmak zorundayım. Hak etmediğin bir yerde olmak nasıl bir duygu? Ama ya o gün siz gazetecilerin önünde bana... Hepsi yalandı. Ayaz'la anlaştık biz. Ayaz sana yalan söyledi. Hazır, kamera. Demek öyle ha? Ne güzel. Öykü. Kestik. Neler oluyor burada? Kıyafet 1960, telefon 2015. Süper kombinasyon. Çok komik. Neden kızgın olduğunu biliyorum. İyi, aferin. Öykü, ya bak ben sadece dizide oynayıp da para kazanmanı istedim. Gerçekten kötü niyetim yoktu. Çok sağ ol ya, gerçekten. Yani senin sayende hiç hak etmediğim bir işin içindeyim ve hiç hak etmediğim bir parayı kazanıyorum. Bence öyle düşünme. Bence hak ediyorsun. Bak yönetmen de çok memnun bizden. Hem o kadar kötü oynasan seni niye oynasınlar ki? Böyle bir risk almazlar bence. Peki Ayaz, o kadın niye öyle söylüyor o zaman? Yok ben bulunduğum yeri sana borçluymuşum, bana mecburen katlanıyormuş. O bizi kıskanıyor. Ya tamam Ayaz, önemli yok. Ya ben yine de kızgınım sana. Sen ne olursa olsun böyle bir şey yapmayacaktın. Ya bana gerçekleri söyleyebilirdin. Peki, sana çok gerçek bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Bu kızgın hallerin çok hoşuma gidiyor. Hadi barışalım. Sahneye gireceğiz, sizi bekliyoruz. Tamam, geliyoruz. Sen git, benim biraz işim var. Ne işi? Tuvalete gideceğim. Ha, tamam tamam, pardon. Görürsün bakalım. Bu mesele öyle kolay kapanmayacak Ayaz Bey. Sen de intikamı çok acı alacağım. Pardon, bir şey soracaktım ya. Bu yakınlarda böyle baharatçı aktar bir şey var mı? Baharatçı. Burada sıcak bir sarılma istiyorum. Anladım. Nerede kaldın? Anca hocam, geldim işte. Bu sahneye hazırsan girelim. Çok hazırım hocam. Çok. Tamam o zaman, geç yerine. Kamera. Seni o kadar özledim ki. Ben de sevgilim, ben de. Sensiz geçen günler sanki yaşamamış gibiyim. Kalbim atmıyor.
gözlerim. Gözlerim görmüyor. Sırtım. Ay ne oldu sırtın aşkım? Sırtım kaşınıyor. Ya ne oluyor sana? Hocam bir kaşıntı tuttu, ben de anlamadım. Hocam uyuzdur biraz. Böyle arada kaşınır. Hadi yemek molası. Öykü. Senin parmağın var değil mi bu işte? Ne attın sırtıma? Kaşıntı tozu hayatım. Canıma değilsin. Öykü. Ya gel buraya, sırtımı kaşıyacaksın. Ağacı sürtünürsün artık. İlker, çok acıktık. Biz ne var yemekte? Bugünkü menümüzde yok, yok. Tam saraylara layık. Kolay gelsin. Aa, sizin burada ne işiniz var ya? Sürpriz yapalım demiş. Selam, kolay gelsin. Bu da bizden ufak bir hediye. Arkadaşlara dağıtırsınız. İlker. Ya meşhur olmuşsunuz, haberimiz yok. Ben tabii pek izleyemiyorum dizi falan da. Nasıl gidiyor oyunculuk işleri? İyi ya, fena değil. İdare ediyoruz işte. Ayaz, sen neden kaşınıyorsun? Ay hakikaten ya. Pirelendin mi yoksa burada? Bilmem ki. Bir anda kaşınmaya başladım. Ne olduysa artık. Neyse, geçmiş olsun. Ben böyle bir uğrayıp selam vereyim demiştim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ne olmuş Mete'ye ya? Bayağı iyilik geldi üstüne. Değiştim ben artık dedi. Hayata böyle başka bir yerden bakıyormuş. Ya hadi neyse, artık yemek yiyelim hadi. Ya olur vallahi, ben de çok açım ya. Hadi geçin siz, ben gönderiyorum şimdi hadi. İntikamını aldın, rahatladın değil mi şimdi? Henüz bitmedi canım. Bu daha hiçbir şey. Öykü. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.